Her yıl milyonlarca hacı Suudi Arabistan'a gidiyor. Hedef noktaları Kabe, yani Tanrı'nın evi. Merkezdeki mihrabın hemen yanında mimari bir şaheser yükseliyor. Dünyanın en yüksek saat kulesi. Mekke'de bir saat kulesi yapıyorsanız, internetten indirdiğiniz bir projeyi kullanamazsınız. Bu devasa inşaat projesi mühendisleri ciddi anlamda zorlayacak bir iş. Onu 4 yılda inşa etmeleri gerekiyor ve zamanları çok az. Eğer sabah bir revizyon olursa, öğleden sonra bunun alanda uygulanması gerek. Teslim süresi çok ama çok kısa. Suudi Arabistan'ın bu bina projesinde 10 farklı ülkeden gelen inşaat şirketleri yer alıyor. Tasarım ve saat mekanizması da Almanya'dan geliyor. Boyutlar giderek büyüyünce başlangıçta yanlış bir durakta olabileceğimizi düşündük ama sonunda hepsi gerçek oldu. Dev saat mekanizmasının yelkovanı 23 metre uzunluğunda. 24 ayar altın varaklı 98 milyon mozaik taş ve 2 milyon led dış cepheyi süslüyor. Ve hilali aydınlatıyor. Kulenin ucundaki bu hilalde bir de mescit bulunuyor. 600 metre yükseklikteyiz ve rüzgar en büyük düşmanımız olacak. Avrupalı inşaat şirketlerinin yüz yüze olduğu bir başka önemli sorun da şu. Kutsal alanda bulunan inşaat bölgesine sadece Müslümanlar girebiliyor. Çalışmanın sadece son aşamalarında binanın tüm beklentileri karşıladığı ve ayrıca 30'dan fazla dünya rekorunu kırdığı ortaya çıkıyor. Mekke Saat Kulesi. Dünyanın en büyük saatinin yapımı. En başa dönelim. Kral Abdullah bin Abdülaziz El Suud. Suudi Arabistan'ın devlet başkanı ve iki kutsal caminin koruyucusu. Dev bir inşaat projesinin temellerini atıyor. 1.7 milyon metrekarelik bir alan üzerine 30 bin hacı için çok sayıda iş yeri ve bir otel kompleksi inşa edilecek. Ama hepsi bu değil. İşçiler inşaat çalışmalarına başladıktan sonra işveren komplekse bir ek bölüm yapılmasını istiyor ve merkez kule, yüksekliği 600 metreyi bulan bir merkez kule, dünyanın en yüksek saat kulesi doğuyor. Almanya Stuttgart'ta bulunan bir mimarlık şirketi, Esel Rush, beklenmedik bir süre içinde Suudi Arabistan'dan işe alıyor. 2006 sonbaharının sonunda, aslında Noel'de, Suudi Arabistan'dan bir telefon geldi. Mekke'deki kulenin tepesi için bir saat yapıp yapamayacağımızı sordular. Ekip, Suudi Arabistan'daki küçük inşaatlar konusunda deneyim sahibiydi. Peki ya dev bir saat kulesi? Taklit edemiyorsanız yapmak zorundasınız. Ve işe sıfırdan başlamanız gerekiyorsa yönlendirilmeniz şart. Bilimde bunun için var. Şirket, müşterinin seçim yapabileceği 107 tasarım örneği sundu. Ama bu inşaat projesi gerçekleşebilir miydi? Bu konular çözüme ulaşmadan önce uykusuz geceler geçirdik. Bir çözüm bulana kadar zihniniz hep meşgul oluyor. Sorun şu ki, saat kulesinin ağırlığı 82 bin tonu geçemiyor. Bu ağırlık, mevcut temelin kaldırabileceği en yüksek ağırlık. İnşaat işçileri şimdiden 7 gün 24 saat çalışıyor. Yapı mühendisi Guido Ludischer, optimum ağırlık dağılımı sağlayan bir çözüm arıyor. Bizim için en büyük zorluk 450 metre yüksekliğe göre tasarlanan bir binanın 600 metreye çıkmasının istenmesiydi. Bu da sadece çok etkin bir çelik inşaat uygulamasıyla mümkündü. Eyfel Kulesi mühendisler için bir model işlevi gördü. Tüm ağırlığı taşıyabilen ve eşit şekilde dağılabilen bir birleşik çelik yapı. Ama bu iskeleti sadece Müslümanların girebildiği bir yerde kim inşa edebilirdi? Mekke ve Medine'ye Harameyn deniliyor. İki yasak şehir. Müslüman olmayanlar giremiyor. Ama dünyada yaşayan 1,5 milyar Müslüman var. Yani her iş için birini bulmanız mümkün. Böylece mimar bir mola veriyor. Bir çelik şirketi parçaları Türkiye'de üretiyor ve bu destekleri de Suudi Arabistan'daki şantiyede monte ediyor. Almanya'da biraz nefes alınıyor. Ama proje yöneticisi Orkun Sarısoy'u bekleyen çok ciddi bir sorun daha var. Bu projede tasarımcı yani mühendis çizimini tamamladığında tüm çelik üretimini tamamlamak,
ve ardından üretilen parçaların montajını yapmak için geriye yeterli bir süre kalmıyor. Üretim hacmi çok büyük. Türk üreticinin ayda 1000 ton çelik üretmesi gerekiyor. Bu rakama ulaşmak için 300 işçi vardiyalı olarak hiç durmadan çalışıyor. Sayılar bu denli büyük olunca üretimde geri kalma şansları yok. Yapıda toplam 11 bin çelik parça var. Bizim için her biri özel. Bu yüzden her parçayı izleyebilmek, onun yerini ve gelişim aşamasını takip etmek için bir barkod sistemi kurduk. Her parçanın özel bir numarası var. Aynı zamanda çelik bağlantıları. Ama destekler fabrikadan ayrılmadan önce kalite kontrol işlemi yapılıyor. Bu 18 tonluk çelik dev ileride 40 mega newtonluk bir yük kaldıracak. Bu da tam 500 kamyon demek. En ufak bir hatanın bile sonuçları korkunç olabilir. Ve ekip hiçbir hataya izin veremez. Sonuçta tasarım, mühendislik, fabrikasyon, nakliyat ve montaj bizde. Eğer sabah bir revizyon olursa, öğleden sonra bunun alanda uygulanması gerek. Teslim süresi çok ama çok kısa. Saat kulesinin toplam maliyeti yaklaşık olarak 300 milyon avroyu buluyor. Mimarların kuleyi 450 metreden 600 metreye yükselt